Ben Okan Ateş, haber bülteniyle karşınızdayız. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Melih Bulu görevden alındı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Biliyorsunuz daha önce Melih Bulu'nun göreve getirilmesiyle birçok olay yaşanmıştı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Birçok tepki vardı ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Profesör Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı. Bu son dakika gelişmesiyle bültenimize başlıyoruz ve bir başka sıcak noktaya dönüyoruz. Rize'de sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Muradiye'de meydana gelen heyelanda bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ilçesinde ise bir kişi selde kayboldu. Rize Muradiye'de heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu'da ise sel sularına kapılan bir kişi kayıp. Ardeşen ilçesinde dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Karadeniz sahil yolunda da ulaşımda aksama yaşanıyor. Bakanlar, kurum, Soylu ve Kara İsmailoğlu bölgeye ulaştı. Sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize'nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu İl AFAD ekipleriyle AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştirildi. Almanya ve Belçika'da etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede su baskınlarına neden oldu. Sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçlar su altında kaldı, evleri su bastı. Avrupa'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Almanya'da fırtına özellikle Kuzey Renvestfalya ve Bavyera eyaletlerinde etkili oldu. Sokaklar ve otoyollar su altında kaldı. Sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su baskınları nedeniyle çok sayıda kişi binalarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edilenlerse güvenli bölgelerdeki otellere yerleştirildi. Alman Meteoroloji Dairesi şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Belçika'da ise fırtına nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi. Ülkenin doğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar kasaba ve köylerde sele neden oldu. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Fırtına turistik yerleri de etkiledi. Otellerde konaklayanlar tahliye edildi. Mahsur kalan kampçılarsa ekipler tarafından kurtarıldı. Ülkede fırtınanın etkisini hafta sonu kaybetmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Seçimler için bir kez daha 2023'ü işaret etti. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 dedi. FETÖ ile mücadeleye de değinen Erdoğan, din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz mesajı verdi. Milletvekillerine sahada olun talimatı veren Cumhurbaşkanı bayramdan sonra iz ziyaretlerini Karadeniz'de sürdüreceğini açıkladı. Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. 2023 Haziran'ıyla birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz Haziran 2023 dedi. Erken seçim çağrılarına bir kez daha kapıyı kapattı. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendimizle yarışacağız.